Hadi bu duruma nasıl geldik bir gözden geçirelim. 1789'da gerçekleşen Fransız ihtilali var. Bu olay Fransızları gururlandırmış, onların milli damarını kabartmıştı. Aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanında da endişe yaratmıştı. Çünkü hepsi monarşiyle yönetilen ülkeler olduğundan hiçbiri krallıklarından vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden bu devrim dönemi boyunca Avrupa'nın geri kalanıyla birkaç savaş yaşanmıştı devrimci Fransa'nın o zamanlar yaptığı şey de Fransız devrim savaşlarıydı. Bu süre boyunca Napolyon, Fransa'nın hatta belki de Avrupa'nın en iyi askeri önderi olmasıyla ünlenmişti. Yani Napolyon artık Fransa'da kahraman olarak görülmeye başlamış bir figürdü. 1799'dan önce birkaç kişiyle birlikte askeri darbeyle başa geçti. Daha sonra 1804'e kadar bir şekilde onlara üstünlük sağlayıp kendini imparator ilan etti. Daha sonraki süreçte imparatorluğu genişletmeye çalıştı. Burası Devrim Savaşları süreciydi. Bundan sonrası burası da Napolyon Savaşları olarak düşünebilirsiniz. Şurası da Napolyon'un emri altındaki Fransa'nın 1812'de en iyi durumda olduğu yer. Daha sonra da Napolyon'un çöküşü gerçekleşiyor. Birçok kişi gibi ben de Napolyon'un büyük ordusunun büyük kısmını kaybettiği Rusya seferine çıktığında 6. koalisyonun nihayet Napolyon'a karşı başarılı olabileceğini söylerdim. Geçen videoda da bunun 1814'ün Nisan'ından önce gerçekleştiğini görmüştük. Daha sonra da Napolyon Elba adasına sürgüne gönderilmişti. Şimdi hikayeye buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adada 10 aydan daha kısa bir süre kaldı. Onu ailesinden ayırmışlardı. Ona bu adanın hakimiyetini vermişlerdi ama istediği bu değildi. Bunun da ötesinde o hırslı biriydi. Fransa'da olanlardan haberi vardı. Her şeyi öğrenmişti. Asilzadelik geri dönmüş, 18. Louis onun yerine getirilmişti. Eski ordu askerlerine iyi davranmıyorlardı. Bu da Napolyon'un bir şekilde tekrar başa geçebileceğini düşünmesine neden olmuştu. Üstelik Fransa İmparatorluğu'nun sınırları daralmış, eski haline dönmüştü. Ve bu durum Fransa'da birçok kişinin onurunu kırdı. Bu yüzden de Napolyon yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünmeye başladı. Ayrıca onu Elba adasında bırakmayacaklarına dair duyumlar alıyordu çünkü o Napolyondu ve onun geri dönmesinden korkuyorlardı başkentte. Yani onu daha uzak bir yerlere sürgüne gönderebilirlerdi ya da ona bir suikast girişiminde bulunabilirlerdi. Yaratıcılığıyla Napolyon Elba adasından kaçmayı başarıyor ve bir bot bulup Fransa'nın güney kıyılarına çıkıyor. Fransız yetkililer bundan haberdar oluyor ve orduyu onunla çarpışması için güney kıyılarına gönderiyorlar. Fransa'nın güney kıyısında onu yakalayıp öldürecek olanlar Fransız ordusu. Napolyon onları gördüğünde atından inip tamamen silahsız bir şekilde onların üzerine yürüyor ve şöyle diyor: "Hadi durmayın, imparatorunuza ateş edin." Bu aslında bakarsanız oldukça cesurca bir davranış. Onlar da bu davranışı görünce Napolyon'u destekliyor ve Napolyon kendisini yakalamak ya da öldürmek için gönderilmiş orduyu kontrol altına alarak Paris'e doğru yürüyor. 18. Louis de o kadar cesur biri ki onun Paris'e doğru geldiğini duyunca hemen kaçıyor. Mart 1815'ten önce Napolyon Paris'i yani Fransa'yı almayı başarıyor. Çünkü Paris'i e aldınız mı, başkenti aldınız mı, ülkeyi aldınız demektir. Bu da 100 gün diye adlandırılan dönemin başlangıcı oluyor. Aslında 111 gün sürüyor bu dönem ama bu kulağa çok hoş gelmiyor 111 gün dönemi. Onun yerine 100 gün diye adlandırılmış. Bu 111 gün 1815'in Mart'ı ile Temmuz'u arasındaki dönem. Tahmin edersiniz ki Napolyon Paris'e bile ulaşmadan haberler dört bir yana yayılmıştı. Napolyon geri dönmüştü ve bu haberi sevdikleri pek söylenemez diğer ülkelerin. Onlar da buna seyirci kalmayacaklarını ve yeni bir koalisyon oluşturup onu durduracaklarını bildirdiler. Napolyon'un Paris'e girdiğinde önünde iki seçenek vardı. Oturup Avrupa'nın müttefik güçlerinin yeniden örgütlenip ona saldırmasını bekleyecek ya da kendi atağa geçip tekrar toparlanmalarına fırsat vermeden onlara saldıracaktı. Yapabileceği en iyi şeyin bu ikincisi olduğunu düşündü ve müttefik güçleri oluşturan Büyük Britanya, Prusya ve bugünkü Belçika'nın peşine düştü. Kesin zaferlerle sonuçlanan savaşlardan bazılarını yaşadığı bu bölgedeki en belirleyici savaş Waterloo Muharebesi olmuştu. Bu savaş büyük ihtimalle tarihteki en ünlü savaşlardan biridir. Bunun bir sebebi de belki de savaşı anlatan o ünlü Abba şarkısı. Burası Napolyon'un İngiliz tarafında Demirdük ve Prusya tarafında Blücher'la karşılaştığı yer. Napolyon 70 bin ya da 80 bin askere sahipti. Diğer tarafta da 120 ila 130 bin asker vardı. Ölü, yaralı, kayıp ve benzeri sayının 40-50 binden fazla olduğu çok kanlı bir savaştı bu. Napolyon sonuçta kaybetmişti ve tarihçiler bunu farklı sebeplerle açıklıyor. Aslında zemin durumunu dikkate alarak çok iyi bir iş yapmıştı. Çünkü toprak hava olaylarından dolayı çok çamurluydu ve saldırı için de iyi değildi. Savunma adına daha iyi bir durum oluşturuyordu. Napolyon aslında 7. Koalisyon tam gücüne kavuşma fırsatı elde etmeden önce bu parça halindeki orduları yok etmeye çalışıyordu. Ancak Waterloo'da kaybetmişti. Daha sonradan birkaç çatışma olsa da Fransızlar Paris'e geri çekildiler. Burada fırtına öncesi kara bulutları görebiliyordu. Hayalci değildi, realistti. Çok iyi biliyordu ki eğer Prusyalılar onu tekrar ellerine geçirirlerse onu yaşatmayabilirlerdi. Ona çok kötü şeyler yapabilirlerdi. Bu yüzden de İngilizlere sığındı. Onlar da Napolyon'u Saint Helena adasına sürgün ettiler. Bu Napolyon'un sürgüne gönderilmeye korktuğu uzak adalardan biriydi ne kadar uzak olduğunu göstermek gerekirse harita üzerinde işte ada burada. Burası Afrika'nın güneybatı kıyısı. St. Helena da burada. Güney Amerika ile Afrika arasında. Atlantik'in neredeyse tam ortasında. Burası Napolyon'un hayatının geri kalanını geçirdiği yer. Çok kötü bir durum. Elba'dakinden çok daha kötü. Herkesten uzakta. Sonra da 1821'de ölüyor. Resmi kaynaklara ve çoğu tarihçinin inandığına göre mide kanserinden ölmüştür. Arsenikle zehirlenerek öldüğüne dair teoriler de var. Elbisesinde çok fazla arsenik bulundu. Alışılmadık biçimde vücudu ölümünden sonra çürümekten iyi bir şekilde korunmuştu. Bu arseniğin neden olduğu şeylerden biridir. Bazıları bulunduğu ortamdan, duvarlardaki boyalardan falan kaynaklanan kasıtsız bir zehirlenme olduğunu söylüyorlar. Öyle ya da böyle son 6 yılını hiç de hoş olmayan koşullarda yaşadı ve sonra da mide kanserinden öldü. Bu da Napolyon'un nihai sonuydu.